Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Ehliyet Ebroca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sınavlarımıza çıkabilecek toplamda 55 tane sınav sorusu çözeceğim. Yine açıklamalı ve detaylı gideceğiz. Elimden geldikçe en pratik yönden anlatmaya çalışacağım. Yeni gelen arkadaşlarım yeni yayın adımdan başlayıp geriye doğru soru videolarına mutlaka bakmaya çalışsın. Ve sınav tarihi erken olan arkadaşlarım mutlaka soru çözme sayısını artırsın. Yeni sorularda yayınlamaya devam edeceğiz. Bu yüzden bildirimleri de mutlaka açık tutalım diyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. Bulmaca sorusu. Bulmacada 3 numaralı alana hangisi gelmelidir diyor arkadaşlar. Birincisi eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. İkincisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Üçüncüsü darbe sonucu kemik anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır. Şıklar kırık çakık, yanık donuk. Doğru cevabımız A şıkkı kırık olacaktır. Bakın bir de diyor ki anlık diyor. Bakın anlık kelimesinin aklımıza bizim burkulma geliyordu değil mi? Kalıcı kelimesinden aklımıza çıkık geliyordu arkadaşlar. Ve kimin anatomik bütünlüğünün bozulması deyince de aklımıza kırık geliyordu. Yani cevabımız A şıkkı. Geldik 2'ye. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Birincisi itfaiye araçları, ikincisi organ ve dokun nakil araçları, üçüncüsü afet ve acil durum hallerinde, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, dördüncüsü sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları sıralamayı soruyor bize. A şakı 1-2-3-4-5. B şıkı 1 2 4 3, C şıkı 2 1 4 3, D şıkı 2 3 1 4. Doğru cevabımız C şıkkı 2, 1, 4, 3 şeklinde olacaktır. Bu soruyu görsel olarak soruyorlar mı? Evet bir kavşak verir size. Bu tarz araçları V'ler ve yine kavşaklarda geçiş üstüne ait araçların karşılaşması halinde geçiş hakkı sıralamasını sizlere sorarlar. Arkadaşlar organ aracı geçer. Daha sonra itfaiye aracı. Daha sonra sanık veya suçları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları ve daha sonra da afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araç Başlar, geçecektir. Tabii ki görsel olarak da sorabilirler. Dediğim gibi Holger Nielsen metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazede de hangisini sağlar? Bilinç kaybının düzelmesini, kalbin çalışmasını, nefes varmasını, nefes almasını. Doğru cevabımız... C şıkkı nefes vermesine olacaktır. Neyden bize neyden bahsediyoruz? Holger Nielsen metodundan yani arkadaşlar bakın sırttan bastırmakla kazazedenin nefes vermesini dirseklerinden kaldırmakla da nefes almasını sağlıyorduk. Silvestre'i soruyorlar mı? Tabii ki soruyorlar. Metotta hasta sırt üstü yatırılıyor. İlk yardımcı yaralının baş tarafına geçiyor. Yaralının ellerini göğsüne doğru kapatarak bastırıyor. Bu şekilde yaralı nefes varmış oluyor. Sonra ellerinden tutup her iki yana ve yukarı doğru açıyor. Bu şekilde yaralı nefes almış oluyor. Yıldızlı notumuz var. Sadece ağız burun çevresinde kanaması olanlara uygulanıyor arkadaşlar. Bunlar bunları sakın unutmayın. Ağız burun çevresinde kanama varsa e, bunlar uygulanıyor. Geldik dörde Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma hangisi kesinlikle sebep olur? Hiyaların otoyola çıkması, araç sayısının fazla olması, araçlardaki yolcu sayısının artması, sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında bir artış gözleniyor değil mi? Bunu biliyoruz ama bize diyor ki hangisi kesinlikle söylenir diyor. Şimdi A şıkkıdan gidelim. Yayalar otoyola çıktığı zaman bir kaza sebebi midir? Evet değil mi? Olabilir. Neden olmasın? Araç sayısı fazla ise yine bir kaza sebebi. Ama bize diyor ki bakın kesinlikle diyor. Yani D şıkkı sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması işte bu kesinlikle sebeptir arkadaşlar. Beşteyim. Ağızdan ağza solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon hangisidir? Yan yatış, yere oturuş, sırt üstü yatış, yüz üstü yatış. Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktır. Sırt üstü yatış. Bakın suni solunumdan bahsediyoruz değil mi? Şimdi 3 üç, üç tip e, solunum vardı arkadaşlar. Ağızdan ağza vardı. Holger, Sın ve Sylvester yöntemi vardı. Hani biraz önce söylemiştik. Şimdi öncelikle şöyle hemen aşağı inelim de anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle başı alından tutuyoruz. Elin baş ve işaret parmakları ile hastanın burun deliklerini kapatıyoruz. Daha sonra şöyle derin bir nefes alıyoruz ve ağzımıza hastanın açık olan ağzına direkt dayıyoruz. Nefesimizi hastaya veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, nefesimizi yani ağzımızı hastanın ağzından çekip hastanın nefes vermesine fırsat tanıyoruz. Bunu ne zamana kadar devam ediyoruz? Hasta yani yaralı kendi kendine soluk alıncaya kadar devam ediyoruz. Diğerindeyim. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev haline karşılaşmaları durumunda. ilk geçiş hakkı hangisine aittir? İtfaiye aracı, polis aracı, iş makinesi, ambulans. Doğru cevabımız. D şıkkı ambulans olacaktır. Ambulans ilk geçecektir. Biraz önce çözdüğümüz gibi bazen tanım veriyor, bazen bu şekilde görsel olarak sorabiliyor. Şu anki görselin sıralaması da sınav sorusudur. Öncelikle 3 nolu ambulans geçer. Daha sonra itfaiye, daha sonra polis aracı ve daha sonra da iş makinesi geçiyor arkadaşlar. Kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçların karşılaşması halinde geçiş hakkı sırası ambulans, doku ve organ nakil araçları, itfaiye, polis araçları şeklindedir. C 7'ye. Aşağıdakilerde hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir? Akü, buji, distribütör, andeksiyon bobini. Doğru cevabımız A şıkkı akü olacaktır. Bakın ne veriyor? Elektrik veriyor değil mi? Elektrik eşittir akü şeklini aklınızda tutabilirsiniz. Orada buji var yine bizim için önemli ateşlemeyi sağlıyordu değil mi? Silindir içindeki yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşliyordu. Kıvılcım ateşleme yanma. Üçünden birini veya bir ikisini gördüğünüz zaman tamam dedik. bizim cevabımız buji diyorduk. Buji e, karışımı ateşler arkadaşlar unutmayın buji karışımı ateşler. Daha sonra orada ne var? Distribütör var. Distribütör yine ateş ateşleme sisteminin bir parçasıydı değil mi? Aküden gelen elektriği bujilere dağıtır ve bujilerde elektrik kıvılcımı ile yakıt hava karışımını ateşlerdi. Orada endüksiyon bobinim var. Endüksiyon bobin de şu şekilde arkadaşlar. E, bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir. Bakın bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir. Yine o da ateşleme sisteminin parçasıdır. Sekizdeyim. Kazazedede boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu hangisidir? Sırt üstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması, çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi, başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması, başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması. Doğru cevabımız aşıkı olacaktır. Kazazedede Boyun travması yoksa dedi. Soru bitti arkadaşlar. Baş geri çene yukarı pozisyondan bahsediyor. Ama şöyle aşağı Hem de A tekrar söyleyelim. Bakın sırt üstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken der el ile alından bastırılarak başın geriye alınması durumudur arkadaşlar. Bakın e, dil geriye kaçtı diyelim. Ya da soluk borusuna herhangi bir cisim kaçtı. İşte o zaman biz baş çene pozisyonu uygulayacağız ama e, kişinin bilincinin kapalı olması lazım arkadaşlar. Bizim burada amacımız soluk borusunu rahatlatmak. Geldik 9'a. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarına yolcu veya hizmetlere bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerine atı verilir. Garaj, durak, otopark, park yeri. Doğru cevabımız Beş şıkı durak olacaktı. Bakın, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtları diyor, değil mi arkadaşlar? Bindirmeleri, indirmeleri, duraklamaları, yani duraktan bahsediyor. Orada ne var? Park yeri var. Yine park yeri bizim için e, tanım sınav sorusuydu. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında, bakın haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana park yeri diyorduk. Park etmeliydi, tanım sınav sorusuydu. Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli, bakın uzun uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına duyduk arkadaşlar Peki platform neydi onun da tanımı sınav sorusuydu hani P'lerden gidelim dedim karayolunun taşıt yolu ile yay yolu veya banketten oluşan kısmına da platform adı veriyoruz arkadaşlar garaj otopark onları sormuyorlar zaten gelirse onları da ekleriz açıklamalara. Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Trafikten süresiz men, para cezası ve ceza puanı, sürücü belgesine 6 ay el koyma, yeniden sürücü eğitimine tabi tutma. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın benim sürücü belgem var değil arkadaşlar? Diyelim dışarı çıktım. cüzdanı içinde sürücü belgem. Unuttum. Evde kaldı. Her neyse trafikte de yakalandım. Bana ne uygulanacak? Para cezası artı ceza puanı uygulanacak. Peki sürücü belgesi olmayanlar. Bakın sürücü belgesi yok. Onlar bu şekilde trafik çıktıklarının tespiti halinde onlara ne uygulanacak? İdari para cezası uygulanacak arkadaşlar. Geldik 11'e. Karayola üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne adı verilir? Kayıp, hasar, tahribat, trafik kazası. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Bakın bir veya birden fazla aracın ka karıştığı diyor. Ölüm, yaralanma diyor. Yani trafik kazasından bahsediyor. Allah vermesin. Geldik 12'ye. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır ki birazdan bir ekran görüntüsüne bakacağız arkadaşlar. A şıkkı neydi? Bakın çizgiler ilerledikçe e, sıklaşıyor. Yani yavaşla diyor değil mi? Yani yavaşlama uyarı çizgileriydi. C şıkkı böyle karalanmış gibi değil mi? Aynen öyle. Yani taralanmış. Yani taralı alana girilmez anlamında. D şıkkı yol var lefasına bazıyor. Evet ama ne üzerine? Yol üzerine çizilen yol var levhası. Şimdi ne demiştik biz? Bölünmüş yol demiştik arkadaşlar. Bakın şu anda da gördüğünüz gibi yani ortada bir ayırıcı vardır. Ayırıcı vardır. Biz bunu gördüğümüz zaman tamam diyorduk. Burası bölünmüş yol. Geldik 13'e. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi, ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması, olay yerinde temel yaşam desteği yapılması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız aşıkı olacaktır. Hayat kurtarma zincirinden bahsediyoruz arkadaşlar. Araçların hasar durumu değil. Ambulans olay yerine temel yaşam desteği sağlık kuruluşu yani hemen şöyle aşağı inelim. Ne demiştik? Hayat kurtarma zinciri demiştik değil mi? Zincir halkadan aklımıza geliyordu. Dört tane halkamız vardı şu anda da gördüğünüz gibi. İlk iki halka sadece ilk yardımcı tarafından uygulanıyordu. Diğer halkalar ileri yaşam desteğine aitti. Bunun sıralamasını bize soruyorlar mıydı? Evet, sıralamasını soruyorlardı. Aklımıza daha da böyle e, pratik yöntem olarak kalması için ne diyorduk? Bakın, zincir diyor bize. Halka diyor. Yani zinciri aldım, sol koluma taktım. Çünkü ben solağım. Yani solak kelimesinden de bu şekilde sıralı. Aklınıza tutabilirsiniz. Bazı öğrencilerim çok heyecanlı. Bu yüzden onlara bu ek bir yöntem olsun olur mu? Ee, sağlık kuruluşuna haber verilir. Olay yerine temel yaşam desteği sağlanır. Ambulans ekiplerince müdahale yapılır. Hastane acil serviste müdahale yapılır. Araçta el frenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak. Aracın emniyetli olarak hızını artırmak. Duran araca sabitlemek. Duran araca ilk hareketi vermek. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Duran aracı sabitlemektir arkadaşlar. El frenin görevi. Şimdi fren sistemi neydi? Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını, sabitlenmesini sağlayan sistemdi değil mi? El frenin görevi ne dedik? duran aracı sabitlemek ve kaymasını önlemektir. Bazı sınav sorularında da güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmektir diye de şıklarda görebiliyoruz arkadaşlar. Peki alfiren dedik. Alfiren teli vardı değil mi? Evet. O tel koparsa, kopmuş ise ne olur? Alfiren'i tutmazdı değil mi arkadaşlar? Yine fren lambaları vardı. Bakın tanımı yine sınav sorusuydu. Aracın yavaşlamasını, durmasını e, yani aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanardı. Fren lambaları frene basarsanız fren lambaları yanar ki bunda tanımı sınav sorusuydu arkadaşlar. Yani fren sistemi eşittir. Yavaşlama, durma, sabitleme. Hani bunlar aklınıza gelsin olur mu? Geldik 15'e. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, endüksiyon bobinin yanması, jikle devresinin çalışmaması, marş motorunun çalışmaması. Doğru cevabımız A şıkkı motorun çekişten düşmesi olacaktı. Şimdi bujilerin aşınması der arkadaşlar. Şıklarda motorun çekişten düşmesi olur. Doğru cevap deriz. Veya şıklarda normal yanma olmaz der. Doğru cevap deriz. Veya şıklarda yakıt sarfiyatı artar der. Yine doğru cevap deriz arkadaşlar. Bujiler, bujiler aşındıysa veya bujiler ayarsızsa cevaplar yine bu şekilde aynı olacaktır. Geldik 16'ya. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Topluk hissi, yavaş nabız, görmede netlik, yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D şıkkı yüzeysel solunum olacaktır. Kan şekeri neydi? Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksilmesiydi değil mi? Bu şekilde kan şekeri düşüklüğü meydana geliyordu. Belirtileri nelerdi? Hızlı nabız olurdu. Bakın kan şekerimiz düşmüş. Görme bozukluğu olurdu değil mi? Talerdik. Yüzeysel solunum olurdu arkadaşlar. Aniden acıkma hissi olurdu değil mi? Bakın hani derler ya kan şekerim düştü. Çok acıktım diye. Daha sonra konuşma güçlüğü olur. Kişi titrer Teller bununla beraber bulantısı olur, yorgunluk hissi olur değil mi? Aynen öyle. Geldik 17. Ye. Kontrollü demir yola geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir? İnmiş bariyer varsa geçide girmeli. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli. Hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde ve başka bir dur emri yoksa uygun hızda geçmeli. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Bakın kontrollü demiryolu geçidinden bahsediyoruz. Bir bariyer oluyor, değil mi? Kontrollü demiryolu geçidinde. Evet. O o bariyer inmiş arkadaşlar. Yani tren geliyor diyor. Geçemezsin diyor. şıkkı diyor ki geçilir diyor. Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Hayır arkadaşlar. Bariyer inmekteyse bakın inmekteyse dikkatli ve hızlı geçmeli diyor. Hayır. Bizim cevabımız D şıkkı. Hızımızı azaltacağız. Bariyerin izin vermesi halinde ve başka bir dur emri de yoksa tabii ki uygun hızla geçeceğiz. Şimdi Arkadaşlar, bunlar da levhalarımız ki bunları da sınavlarda görebiliyoruz. Kontrollü demiryolu, kontrolsüz demiryolu ve yine kontrolsüz demiryolu ve üçgen içerisinde çarpı varsa bunu da ekledim. Buna kontrolsüz kavşaktır arkadaşlar ve milletim bunları sormayı çok seviyor. Şimdi hem zemin geçit Tanımı sınav sorusu sorusuydu hatırlayalım. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere hem zemin geçitiyorduk değil mi? Buralarda öndeki aracın geçirmesi yasaktı. Bariyer açıksa dikkate geçilirdi. Bariyer kapalı ise durulurdu. Hız azaltılırdı arkadaşlar. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez öndeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Arkadaşlar bu soruyu animasyon şeklinde soruyorlar ki ben size vermiştim. Öfke, inatlaşma, sabır, aşırı tepki. Doğru cevabımız. C şıkkı sabır olacaktır. Bakın hemen korne çalıyor. Işık yeşile döner dönmez. Şöyle bir saniye bile bekleyemiyor. Yani sabırsız arkadaşlar. Bu soruyu dediğim gibi videolu şeklinde bizler çözmüştük. Animasyon sorusu olarak da görebiliyoruz. Mantık aynı mı? Evet arkadaşlar mantık aynı. Bize anlatılmak istenen şey aynı. 19. Başından ışından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Yarası sarılarak uyutulur, yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır, solunum yolu açık tutularak sevk edilir, kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız? C şıkkı olacaktır. Solunum yolu açık tutularak hastaneye sevk edilir. Başından darbe alarak beyin kanaması geçiren bir babanın kızı olarak söylüyorum. Arkadaşlar baş yaralanması gerçekten çok çok önemli. Eğer bir yarası varsa asla uyutmuyoruz arkadaşlar. Başından darbe alan kişi asla uyutulmaz. Sıcak uygulama yapılmaz. Kişi gözetim altında tutulmalıdır. Geldik 20'ye. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması, bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması, tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması, araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. B şıkkı çevre kirliliğine yol açıyor. Neden? Bakın bakımsız araçlar var değil mi? Yere yağ damlatıyor, su damlatıyor ve benzeri sızıntılar damlatıyor. İşte bunlar çevre kirliliğine yol açıyor. Bakın A şıkkı toplu taşıma araçları kullanılıyor. Ne kadar güzel. Tehlikeli tehlikeli maddeler var. İşte o maddeleri usulüne uygun taşıyor değil mi? Çevre kirliliğine yol açmıyor. Ve biz aracımızın bakımını sürelerinde zamanda yaptırırsak yine çevre kirliliğine yol açmıyoruz arkadaşlar. B şıkkı bizim cevabımız. 21. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile minibüsün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Minibüs otomobile, otomobil minibüse şeridi daralmış olan diğerine, dingil ağırlığı az olan diğerine. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Menübüs otomobile yani arkadaşlar büyük araçlar küçük araçlara yol vermelidir şeklinde aklımızda tutabiliyorduk. Tabi bunda sıralaması vardı. Otomobil, menübüs, kamyonet, otobüs, kamyon, traktör, motorsuz araçlar şeklindeydi. Geldik 22. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Doğru cevabımız şaka olacaktır. Uluslararası yol E90 yani arkadaşlar bakın yeşil zemin üzerine beyaz yazılar varsa uluslararası yoldur. Mavi zemin üzerine D ile başlayan beyaz sayılar varsa devlet yoludur. 020 yazıyor değil mi orada otoyol numarası 0680 il yolu numarası K16 kavşak numarası. Yeni yönetmeliklere göre CVD sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır? 21-24-20-22-18-20-19-25 Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 21-24 şeklindedir. C sınıfı neydi? Kamyon çekici sınıfıydı değil mi? Kapsam M sınıfı, B sınıfı, B1 sınıfı, C1 sınıfı, F sınıfı şeklindeydi. D sınıfı, yaş 24'ü yani minibüs otobüs ehliyetiydi. M Kapsamı yine M sınıfı, B, B1, D1, F şeklindeydi arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa otobüslerin atayoldaki azemi hızı saatte kaç kilometredir? 80-90-100 110 Doğru cevabımız C şıkkı 100 olacaktır. Otobüslerin de otoyoldaki hızı karşıda yüzde arkadaşlar. Yani yerleşim yeri içerisindeki hızı 50. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yön yukarı 80. Bölünmüş yolda 90. Otoyolda da 100 şeklindeydi. Ne diyorduk? Otobüsün hızı, minibüsün hızı ve motosikletin hızları aynıdır diyorduk. 50, 80, 90, 100 şeklindeydi. Yeni gelen arkadaşlarım için tekrar söylüyorum. Araçların hız sınırları ile alakalı eksi olanlar ilk yorumda link var. Ona tıklasınlar, çözmeye çalışsınlar. 25. Aşağıdakilerden hangisi güvenle sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir? Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi, trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi, kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği, trafik ihlallerinin suç teşkil etmedi algısı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın güvenli sürücülükten bahsediyor. Yine trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma bezi, becerisi. A şıkkı bakın e, dikkat ve konsantrasyonu bozuyor değil mi? Güvenli işte güvenli sürücülüğü belirlemiyor. C şıkkı kızgın ve yarışmacı motivasyon. E, D şıkkı ihlal ediyor arkadaşlar suç teşkil ediyor. Bizim cevabımız B şıkkı. Geldik 26'ya şekilde lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Motoru kapatının tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın şöyle dikkatli bakın zaten lastiğe benziyor arkadaşlar değil mi? Lastiklerden bahsediyor. Lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bildiriyor. Şekil 2 bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? Ki diğer hızlarını da söyleyeceğim size. 30 ile 70 90. Doğru cevabımız C şıkkı 70 olacaktır. Yol üzerinde ne yazıyor? 70 yazıyor arkadaşlar. Şimdi otomobillerin hızı kaçtı? 50, 90, 110, 120 şeklindeydi arkadaşlar. Motosiklet için ne demiştik? Hani biraz önce söylemiştim ya. Otobüs, minibüs, motosiklet hızları aynıdır demiştim. 50, 80, 90, 100 şeklindeydi. Kamyonetin ise 50, 80, 85, 95 şeklindeydi arkadaşlar. 28'deyim. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? Altyapı, trafik, turist, turizm sektörü. Doğru cevabımız A şıkkı altyapı değildir. Değil mi? Şimdi canım ülkemizin e, güzel bir yerine gideceğim. Tarihi ve turistik bir yerlerine gideceğim. Ve en uygun gidiş yollarını bilmem benim için önemli değil mi? Trafiği nasıl, turist ve turizm sektörü nasıl bunu bilmem benim için önemlidir. Ama altyapı öyle çok da önemli değildir arkadaşlar. 29'dayım. Yakıtan adet ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Dinamo, vites, kutusu, motor, diferansiyel. Doğru cevabımız C şıkkı motor olacaktır arkadaşlar. Bakın yakıtan adet ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor diyorduk. Araçlarda gücün kaynağıydı güç kelimesini unutmayın güçlü motordan aklınıza gelsin ki sınav sorusu var o yüzden söylüyorum araçlarda gücün kaynağıdır aktarma organlarına da hangisi güç verir der cevabımız yine bizim motor olur arkadaşlar bakın motorlar zamanlarına göre 2 ve 4 zamanlı soğutma sistemlerine göre de su ve hava soğutmalı şeklindeydi arkadaşlar yakıt sistemlerine göre benzin dizel ve LPG şeklinde sınıflandırılıyordu Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teşhisat hangisidir? Kurma başlığı, hız leje cihaz, yangın söndürme cihazı, çocuk bağlama sistemleri. Doğru cevabımız C şıkı, yangın söndürme cihazı olmalıydı arkadaşlar. Şimdi orada kurma başlığı var. Yani kurma başlığı kasktı değil mi? Motosiklet, motorlu, bisiklet, motorlu bisikletlerde ve sürücülerine ve yolcularına bulundurulması zorunluydu. Orada çocuk bağlama sistemleri diyor. Arkadaşlar orada bebek koltukları daha sonra hareketli çocuk koltukları ve destek koltukları aklımıza geliyordu. Eğer bir yaşında ve 8-9 kilogramda ise çocuğumuz bebek koltuğunu alıyorduk. Eğer ki 0-4 yaş grubu arasında ise hareketli çocuk koltuğunu alıyorduk. 4-8 yaş grubu arasında destek koltuklarını alıyorduk. Geldik 31'e. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için hangisi yerleştirilmelidir? Yangın tübü, üçgen reflektör, beyaz renkte taş, teneke veya bidon gibi malzemeler. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçgen reflektör olacaktır arkadaşlar. Kazayı önlemek için biz onu yerleştiriyorduk değil mi? Nasıldı? Bakın şu anki gördüğünüz gibi kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerin yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için yerleştiriyorduk. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önemlerdendir? koyuran kesiler giyilmesi, aracın kapıların açık tutulması, trafikteki motorlu araç sayısının artırılması, seyir halindeyken emniyet kemeri kullanılması. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Ölüm yaralanma eşittir. Emniyet kemeri ölüm yaralanma eşittir. Hava yastığı. Bunları unutmayın arkadaşlar. Sorular benzer şekilde de gelebiliyor. Bu, bunları unutmayın olur mu? Ölüm yaralanma emniyet kemeri ya da hava yastığı. Geldik 33'e. Sürücüler yolcu indirip indirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? Yolcuları soldan indirip indirmek, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip indirmek, yolcuları sağdan indirip indirmek. Doğru cevabımız değişik olacak olacaktır. Yolcuları sağdan indirip bindiriyoruz arkadaşlar, soldan değil. Bakın sol şerit değil mi? Tehlikeli bir şeritte, hızlı bir şeritte ve sol şeritlerde duraklama yapılmıyordu, park yapılmıyordu hadi hatırlatmış olalım. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek için yine çok tehlikeli Allah korusun ve her iki taraftan da değil. Sağdan indirip bindirilecek. 34. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Yakıt borularının uzunluğu, yağ filtresinin tıkalı olması, yakıt filtresinin tıkalı olması, hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız Değişik olacaktı. Bir önceki soru çözümünde de söylemiştim değil mi? Yakıt tüketimini artıran hava filtresinin tıkalı olmasıdır arkadaşlar. Tabii o tabii bir tane değil birkaç tane bir sürü var da e şu an biz bir tanesini çözdük. Bakın hava filtresi neydi? Silindire giren havayı temizliyordu. Hava filtresi. Hava sirkülasyonu sağlıyordu. Emilen havayı toz ve kirli uzak mı tutuyordu? Aynen öyle. Bakın adı üzerinde değil mi? Hava filtresi. Hava filtresi zamanla görevini yitirir Evet. Yenisiyle değiştirmeliydik arkadaşlar arkadaşlar diyelim değiştirmedik işte o zaman ne oluyordu motor yeterli çekiş gücüne ulaşabilmek için daha fazla güç sarf etmek zorunda kalıyordu ve maalesef bu şekilde de daha fazla güç sarf eden motor daha fazla yakıt tüketmiş oluyordu. Hava filtresi tıkalıysa yakıt tüketimi artıyordu. Hava filtresi kirli, bakın kirli, değil mi? Yine e, ne oldu bu sefer? Motor zengin karışımla çalışıyordu arkadaşlar. Araçta yakıt ekonomisi için hava filtresinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıydı. 35. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü yetiştirmek yetişmiş, yetişmiş, olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir? Emniyet Genel Müdürlüğü, Karaları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Doğru cevabımız C şıkkı Milli Eğitim Bakanlığı olacaktır değil mi? Hadi şöyle aşağı inelim ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetki ve görevlerine bakalım. Bakın motorlu taşıt sürücü yetiştirmek, yetişmiş olanları sınav sonucunda sertifika vermek ki bunu biliyorsunuz zaten. Trafik eğitim planını hazırlayıp uygulamak, çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerindendi. Eğitim ile ilgili her türlü çalışmadan da Milli Eğitim Bakanlığı sorumluydu. Aksine bir işareti yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azimli hız sınırı saate kaç kilometredir? 90, 100, 110, 120. Doğru cevabımız C şıkkı 110 olacaktır. Yerleşim yeri dışında nerede bölünmüş yolda? Cevabımız C 110. Yerleşim yeri içerisindeki hızı 50. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönlü 90 bölünmüş yolda 110 otoyolda da 120 şeklindeydi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir. Rastgele hareket ettirilmesi, hava yolu açıklığının sağlanması, kanama varsa hemen durdurulması, sırt üste yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi. Doğru cevabımız Ay şaka olacaktı. Bakın kişi şoka girmiş. Rastgele hareket ettirilmiyor arkadaşlar. Kan dolaşımındaki yetersizlikten dolayı vücut e, canlının azalmasına biz şok diyorduk arkadaşlar. Kan kaybı yani dolaşım sisteminde yetersizlik ortaya çıkıyorsa bu kişinin şoka girmesine neden olabiliyordu. Bakın e, hasta düz bir zemine sırt üstü yatırılıyordu değil mi? Kıvasını yana doğru çeviriyorduk ve bacaklarını 30 santim yukarı kaldırıyorduk. Ayaklarının yukarı kaldırılmasının sebebi neydi? Niye biz öyle bir şey yapıyorduk? Beyne kan gitmesi sağlamak için arkadaşlar. Şimdi bir kişi şoka girdiyse onun vücut ısısı düşerdi. Yani biz ne yapacağız? Üstünü örteceğiz ve vücut sıcaklığı yani vücut ısısını bu şekilde kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bir trafik kazasını düşünün. Trafik kazasının en önemli belirtisi şoktur arkadaşlar. Vücut ısısı düşer ve kişi titremeye başlar. Belirtileri nelerdi? Bilinç seviyesi düşüktü değil mi? Deri soğuk ve nemliydi. Nabız süratli ve zayıftı. Kan basıncı düşüktü. Solunum yüzeysel ve hızlıydı. Beyin kanamasında şok pozisyonu vermek sakıncalıydı ki bunu daha önce de söylemiştim. Ve beyin kanaması belirtisi olabileceğinden burun ve kulak kanamasına da şok pozisyonu verilmiyordu. Ama dem dikkat edin bu tarz sınav soruları var. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir? Başı geriye doğru iterek yere oturuş. Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş, çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış, çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırt üstü yatış. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş oluyor arkadaşlar. Bakın kendiliğinden oluşmuş bir, bir, bir burun kanamasında hastaya oturuş pozisyonu veriliyordu. Çene aşağı göğse doğru yaklaştırılıyordu arkadaşlar. Ve kanamayı durdurmak için iki burun kanı şöyle 5 dakika süre ile sıkılıyordu değil mi? Enseye buz koyabiliyorduk. İşte burnu bol, suyu, bol soğuk suyla yıkayabiliyorduk ama sümkürtülmüyordu. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ve yine kafayı yukarı doğru kaldırıp çeneyi göğüs uzaklaştırmak, sümkürtmek değil mi? Bakın bunlar yanlıştır. E, sınavlarda da gelebiliyor arkadaşlarım. Ka hazır gelmişken burun dedik ya bir de kulak kanamasından bahsedelim mi? Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa bilinç yerinde değilse bakın bir kişi düşünün kulağına darbe almış kulağı kanıyor. Ama bilinci yerinde değilse arkadaşlar işte o zaman e, kan akan bölge altta kalacak şekilde Kulağı tıkamadan temiz bir bezle kapatıyoruz ve kişiyi yan yatırıyoruz ve kanamayı da asla engellemiyoruz. 39. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa farların açık olduğunu bildirir. Dikkatle bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kısa fallarsa çizgiler aşağı doğru eğik oluyordu değil mi arkadaşlar? Yeşil renk yanıyordu 25 metreye aydınlatıyordu. B şıkkı bakın çizgiler tam böyle karşıya bakıyor. Uzun faylar mavi renk yanıyordu 100 metreye aydınlatıyordu. A şıkkı park lambalarına mı benziyor? Aynen öyle yani park lambaları açık şeklindeydi arkadaşlar. E, D de zaten dörtlülerdi. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıkta trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? Okla ışık sarı yandığında, okla ışık yeşil yandığında, okla ışık kırmızı yandığında, sarı ve kırmızı okla ışık birlikte yandığında. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Bakın dönüş yapacağım arkadaşlar. Yani o yeşil yanacak. Yeşil yanacak ki ben de yoluma devam edebileceğim değil mi? Aşağıdakilerde hangisi hafif ve iz bırakmayan yanıklardır? Birinci derece yanıklar, ikinci derece yanıklar, üçüncü derece yanıklar, kas tabakasını etkileyen yanıklar. Doğru cevabımız A şıkkı. Birinci derece yanıklardır. Arkadaşlar yanık herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıydı değil mi? Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler vardı. Genişlik, derinlik yaygınlık değil mi arkadaşlar? Ya da işte kritik alanların yanması, el, ayak, yüz, işte genital alanlar değil mi? Ve enfeksiyon riski taşıması, yaşı, e, solunum yoluyla görülen, görülen zararlar ve önceden var olan hastalıklar bunlar yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerdi. Birinci derece yanıklar, deride kızarıklık olur, ağrı olur. Şöyle 48 saatte de iyileşir arkadaşlar. Neye benzetiyorduk? Güneş yağına benzetebiliyorduk. ikinci derece yanıklar, deride içi su dolu kabarcıklar vardı ve patlatılmazdı. Üçüncü derece yanıklar deride tüm tabaka etkilenmiştir arkadaşlar. Kas, sinir, damar değil mi? Bunlar etkilenmişti. Sınavda da sinir harabiyeti e, diyorduk biz. Üçüncü derece yanıklar için yine ne diyelim? Yanık derecesini belirlemek yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliğidir. Yine bu da bir sınav sorusudur. Genişlik ve derinlik. Şekildeki gibi ışıkta trafik işaret çığlığında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Harekete hazırlanmalı. Yolun en sana yaklaşmalı. Dönüş yapacağı yola girmeli. yaya geçidini kapatmadan durmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Bakın kırmızı yanmış değil mi arkadaşlar? Sarı da yanmış. Hangisi yanacak? Yeşil yanacak. Yani kişi harekete hazırlanacak. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler D doğru Y yanlış olarak değerlendirilir. Sıralama nasıl olmalıdır? Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol üzerinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. A şaka doğru yanlış, B şaka yanlış doğru, C şaka doğru doğru, D şaka yanlış yanlış. Doğru cevabımız. B şıkkı yanlış doğru şeklinde olacaktır. Aracın hızı artıyor arkadaşlar. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalmaz. Değil mi? Artar. Yanlıştır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. İşte bu da doğrudur. 44. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kızgın biçimde korneye basmak, sürüş sırasında aceleci davranmak, başkalarının hakkına saygılı olmak, dar yoldayken araçlarla inatlaşmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yine bizden olumlu bir şey istiyor. Başkaların hakkına saygılı olmaktır. İşte bu sürücülerden beklenen olumlu davranış. Böyle kızgın biçimde korneye basmak, acele etmek ya da inatlaşmak değil. 45 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücü neyi bildirir? Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Doğru cevabımız C şıkkı depodaki yakıt miktarını bize bildiriyordu. Şu an bize bu soruyu nasıl sordularsa hemen bu görseldekileri de bu şekilde sorabiliyorlar. Yani kilometre göstergesi, hararet devir göstergesi, araç gösterge paneli ve depodaki yakıt miktarını bize bu şekilde sorabiliyorlar. Ve yine aramızda araç göstergeleri ile alakalı eksi olan arkadaşlarım varsa ilk yorumda e, araç göstergeleri, araç göstergeleri linki var. Ona tıklasınlar. Sınavlarınızda en çok çıkanları bir araya getirdim. Hem de detaylı anlattım. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, bağ çene pozisyonu verilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kişinin dili geriye kaçtıysa evet solunum yolunu tıkayarak tıka, tıkar ve e, boğulmasına da sebep olabilir arkadaşlar. Zaten biz böyle durumda ne yapacağız? Hemen bağ çene pozisyonu vereceğiz eğer kişinin bilinci yerinde değilse. 47. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? Kilometre saati, kontak anahtarı, hava yastığı, ikaz ışığı, al freni çekili, ikaz ışığı. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Kontak anahtarı yer almıyor arkadaşlar. Araç göstergesinden bahsediyoruz değil mi? Kilometre saat e tabii ki var. Hava yastığı ikaz ışığı elbette var. El freni çekili ikaz ışığı değil mi? Aynen öyle. Ünlem şeklindeydi. Hani aynen öyle o da var. 48. 70 km saatlik hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? 25, 35, 45, 55. Doğru cevabımız. 5, 5 şıkkı olacaktır. Yani verilen kilometre saat hızı ne yapıyoruz? Hemen 2'ye bölüyoruz. Cevabı bu şekilde bulabiliyoruz. Orada 100 kilometre saat hız deseydi böldük 2'ye cevap 50. 80 kilometre saat hız deseydi böldük 2'ye cevap 40 arkadaşlar. Hani bu şekilde. 49 Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır. Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin artması, sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bakın trafikte öfkelenmiş bir kişiden bahsediyoruz. Kişi öfkeli. Dikkati dağılır mı? Dağılır. Kural ihlali yapar mı? Yapar. Artar mı? Artar ama sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması diyor. Artar arkadaşlar. Kişi kişi öfkeli. Eli deyim. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz gaz ya. Doğru cevabımız. A şıkkı benzin olacaktı arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Yakıt sistemlerine göre demiştik değil mi? Benzin, dizel ve LPG şeklinde sınıflandırmıştık. Benzinli motorların yakıtı benzindi. Dizel motorların yakıtı motorin yani mazottu. LPG'li motorların yakıtı ise gazdı arkadaşlar. Benzinli motorlarda zamanların oluşumu bizim için önemliydi değil mi? Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı şeklindeydi. E, aşağıdakilerden hangisi silindire yakıt hava karışımı girer derse Eme zamanı işaretliyorduk. Yakıt hava karışımı. Bakın pistonla. Pistonla sıkıştırılır derse sıkıştırma zamanı işaretliyorduk. Yakıt hava karışımı buji ile ateşlenir derse ateşleme zamanı işaretliyorduk. Yanma sonucu oluşan pis gazlar egzozdan dışarı atılır derse egzoz zamanı işaretliyorduk. Bazen şıklarda e, ateşleme zamanı diyor bazen iş zamanında deniyor. Yani ikisi de aynıdır arkadaşlarım. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? Yağ, asit, antifriz, saf su. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır değil mi? Donmayı önlemek için radyatöre antifriz koyuyorduk. Kışın soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için radyatöre konulan sıvıydı arkadaşlar. Antifriz aynı zamanda soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireçlenmeyi önlediğinden her türlü iklim şartlarında soğutma suyuna konulması gereken bir kimyasaldı. Geldik 52'ye. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? Batı, doğu, kuzey, güney. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Sağ kenar çizgi yani doğuyu gösteriyordu. 53'teyim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Şöyle dikkat bakalım arkadaşlar. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır değil mi? D şıkkı yani dur levhası tali yolda bulunuyordu. Bir de ne vardı? Yol ver levhası vardı. Yani bu ikisi tali yolda bulunuyordu. A şıkkı ana yolu tali yol olduğunu bildiriyor. C şıkkı yine aynı şekilde. B şıkkı da soldan ana yola giriş olduğunu bildiriyordu. Şekildeki araç sürücüsü döner kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeride izlemelidir? 1 numaralı şeride, 2 numaralı şeride, 3 numaralı şeride istediği şeride. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır değil mi? Şu an araç nerede? 2 nolu şeridin olduğu yerde. Ne yapmak istiyor? Dönüş yapmak istiyor. Yani sol şeride geçecek. Yani bir nolu şeridi kullanarak dönüşünü tamamlayacak. Elimi işte Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? Bakın bu sorun cevabını sizden bekliyorum. Öyle çok bir zor soru değil arkadaşlar. Bu sefer çok kolay bir soru buldum sizin için. Düşük banket dikkat, okul geçidi, yol var. Eğer video işinize yaradıysa ve daha da böyle daha güzel sorular görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğeni, paylaşmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.